Evet, gene bir telefon videosu. Telefonlar hayatımıza gireli 20 sene mi oldu? 20 seneye yakın oldu galiba. Belki daha fazla. Yani yaygınlaşalı 20 sene oldu belki. O günden bugüne bizim de elimizde bayağı bir döküntü birikmiş. Evet, şöyle bir bakalım neler var. Evet, şu General Mobile. Evet, bu da bir General Mobile parçası. Şöyle. Bunu sipariş edip kullandık. Kırdık, söktük. Tekrardan taktık derken en son taktığımızı da kırdık ama bu da kullanılıyor. Evet, daha eski bir model. Şöyle bir Sony Ericsson telefonumuz var. Bunun renkli ekran olması, işte polifonik zil sesi ile öne çıkan bir telefon. Bu da böyle hala çalışır durumda. Bu da bizim Discovery'nin kutusu. Bizde böyle kutulu, garantili. Bilal, ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun Bilal? Beni mi vuracaksın? Yapma. Kapat onu. Biz devam edelim. Tehdit altında videoya devam ediyoruz. Onu gözüme tutma. Özür dilerim ya. Çok pardon. Evet. Özür dileyeceğin işler yapma. Ha, bak bu arada Tamam, üstüne şöyle bir takacağım. süper bir Samsung. Ben... Bu da çok güzel bir telefon. 8 megapiksel. Ama bu niye kullanılmaz hale geldi? Çalışıyor aslında ama akıllı olma özelliği olmadığı için işte akıllı telefonlar bu telefonun yerini almış oldu. Aslında çok güzel bir telefon. Bu da bizim telefon müzemizde yerini almış oldu. Evet, başka bu telefona da baktık. Bunlara baktık. Evet. Bir de böyle bir telefonumuz var. Neymiş bu? Evet, şöyle midye kabuğu gibi bir Samsung. Bu da çok güzel. Sıfır ayarında. Tertemiz bir telefon. Bunu da hala şu an kullanılabilir ama bunun da akıllı olma özelliği olmadığı için. Evet, aslında çok da akıllı telefondur ama işte böyle bir kılıfı var bunda. Kılıfına koyuyoruz. Bu telefonumuz da şöyle diğer telefonlarımızın içerisinde yerini almış oldu. Evet. Bir de böyle bir telefon var. Ondan sonra bu telefonla ilgili bir video çekmek istiyorum. Bu telefonun özelliği genelde telefonlar, akıllı telefonlar da ilk çıktıklarında arka kapakları açılıyordu. Daha sonra böyle kapalı bir kutu şeklinde telefon üretmeye başladı. Telefon üreticiler. Efendim oğlum. Tutma, lazer tutma. Telefon üreticileri böyle kapalı telefonlar üretmeye başladılar. Sanki kullanat tarzı böyle basitleştirdiler iyice. İçini açıp bir bataryasına bakma imkanı yok. Tabii eski alışkanlık gerek yok aslında bakmaya ama yine de insan bir sökmek istiyor. Kartı buradan takılıyor. Şimdi bu telefonun bir arızası olsa biz buna nasıl müdahale edebiliriz? Ne yapabiliriz? Buna bir kısaca değinmek istiyorum bu telefon üzerinde. Şimdi bu telefonun arkadan iç kısma anakarta ulaşamayacağımıza göre nereden ulaşabiliriz? Şöyle bakıyoruz. Şu camı buradan sökebiliriz ama bu cam nasıl sökülebilir buradan? Cam Ama çok büyük. Buraya nasıl şöyle bir sığacak? ısıtıcı. Baba bu çok büyük. Buna Çok sığmaz. büyük. Şimdi Bu ısı küçücük. tabancası ya da şöyle güçlü bir fön makinesiyle bunu
Önce bir ısıtalım. Fön makinesi bayağı kuvvetli oğlum. Bak tarihi eserlere zarar veriyorsun ama. Merak etme. Bak bunu sana vereyim. Al bununla oyna. Evet. Şimdi bunu biraz da temsili gösteriyorum ben. Daha önce denedim, açmıştım. Bu telefonu bu şekilde sizin şeyinize sunmak istiyorum. Bilginize sunmak istiyorum. Bu telefonları açıp nasıl müdahale edebiliriz? Mesela ekranı kırılabilir, çatlayabilir. Yeni bir ekranla değiştirme olanağımız var. Nasıl sökebiliriz? Şimdi bunu şu kısımları biraz böyle böyle alıştıra alıştıra, yani nazikçe oynata oynata buralarını şöyle alıştıra alıştıra sökmeye çalışıyoruz. Bunun altında ne var? Çift taraflı bant var. Çift taraflı bantı yapıştırıcı gibi tarzı bir şey de olabilir. Bunun kendine özgü bir yapışkanı var. Şimdi şu kısımlar görüyorsunuz. Biraz oynuyor. Şöyle. Şöyle iyice çıkartana kadar. Nazik bir şekilde. Bunu böyle oynata oynata. Yani daha ince bir şey de mesela sokabiliriz. Şöyle bıçak. Ama çok dikkatli olmak gerekiyor. Şöyle. Evet. Çünkü ekranın bağlantı fişi var. Şöyle göstereyim. Şu şekilde bir bağlantı fişi var. Burasında ya burasında ya burasında. Ben burasında olarak düşünüyorum. Şu şekilde. Biz bu bıçağı buraya sokarsak bunu kesebiliriz. Yani onun için dikkatli olmamız gerekiyor. Şimdi şöyle yeterince ısıttık. Isınınca biraz böyle alıştıra alıştıra şöyle. Evet sökülüyor yani. Sökülmeyecek bir şey değil. Biraz inat ediyor şuralar. Evet. Gördüğünüz gibi aralandı. Evet. Bir de şu tarafa aralayalım. Evet. Şöyle. Evet. Çıkmak üzere. Evet. 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 Çıktı. Size bahsetmiş olduğum fiş de bu. Evet. Anakartla bağlantıyı sağlayan. Şimdi bunu bu şekilde çıkardık. Şu ekranı internetten sipariş edip kırılmışsa eğer böyle buraya takıp bir şekilde buraya da bir kürdan vasıtasıyla silikon çekebilirsiniz. Silikonla bunu yapıştırarak kullanmaya devam edebilirsiniz. Yani ayrıca bunun bataryası da değiştirilebilir bizim tarafımızdan. Bataryasını da değiştirebiliriz. Yani nasıl bir şey olduğunu şuradan. Evet, bu ana gövde şuraları sökersek şöyle gördüğünüz gibi gayet kolaylıkla sökülüyor. Şöyle. Evet. Şunun içine atalım. Bu telefon gayet güzel. Bu bugünün ihtiyaçlarına cevap verebilen güzel bir telefon aslında. Yalnız benim bir şüphem var. Telefonlar konusunda bir şüphem var. Sanki bu telefonları birileri bir yerlerden idare ediyor da
hızlarını yavaşlatıyormuş gibi. Tabii bu inkar ediliyor. Öyle bir şeyin olmadığı söyleniyor. Ama zamanla kamerası iyi çekmiyor. Şey, yani kamerası biraz kötü oluyor. Sonra işte şarj problemi oluyor. Şarj problemi olabilir. Yalnız bir de ne oluyor? bir ROD'dan falan bahsediyorlar. İşte yazılım atmak şu bu gerektiren bir takım arızalar ortaya çıkabiliyor. Yani bunun sebebi de biraz böyle telefonlar, yeni telefonlar çıktıkça sanki eski telefonlar piyasadan hani kalksın diye bir takım girişimler söz konusu olabilir yani. Bilemiyorum. Benim bir Note 2 telefonum vardı. Gayet iyi. Kaya gibi telefondu. Bir gün ansızın böyle bir arıza ekranı çıktı. Ondan sonra dikiş tutmadı. Öldü telefon. Sapasağlam telefon öldü gitti. Buna benzer böyle şeyler olabiliyor. Telefonlar bir şekilde sürüm olsun diye bunu yaptıklarını düşünüyorum şahsen. Evet. Bu telefon şurasını da sökebiliriz. Evet. Zannediyorum bunun bu kısmı da biraz böyle yapışkanlı. İhtiyaç halinde bu kısmı da söküp alt bataryaya ulaşmak mümkün. Ama ben bu noktada durmak istiyorum. Çünkü fazla kurcalamak istemiyorum. Sadece şu ekranı nasıl söküldüğünü göstermiş olalım. Bir de bu tür telefonlar, işte Casper'ın var, Samsung Note 5'in mesela yine böyle iPhone'larda var. Birçok telefonda, yeni nesil telefonlarda bu şekilde yapıyorlar. Kullanat tarzı sanki yapılıyor telefonlar. Basitleştiriliyor. Fiyatına bakarsanız bir beyaz eşyadan iyice bir beyaz eşyadan daha pahalı ama iyice basitleştiriyorlar. Biz de bunu kendi başımıza yani birilerinin eline düşmeden yani kendimiz yapabiliyorsak neden yapamayalım? Bu şekilde yapabiliriz. Ekran bir ekran sipariş edip yenisiyle buradan takıp yapıştırıyoruz. Hepsi bu kadar. Evet. Şekerim sen ne yapıyorsun? Şunu şeyle. He. Tamam. Şey de var. Videomuzu burada bitirelim. Herkese güle güle. İyi günler, iyi geceler, iyi gündüzler. Değil mi? Şekerim. Görüşmek üzere.